Evet, devam ediyoruz. Trabzonspor haberlerini ve transfer gündemini sizlerle paylaşmıştık. Şimdi Hayri Beşer'le birlikte Borca Mavileri konuşacağız. Günaydın Hayri Beşer, iyi bayramlar, hoş geldiniz. Günaydın Ceyla, sizlere de iyi bayramlar, iyi sabahlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Hayri Beşer. Tabii Trabzonspor'un gazete manşetlerini ve haberleri paylaştık. Trabzonspor ligi 4. sırada bitirmeyi garantiledi. Aslında önce şunu sorarak başlayayım ben. Trabzonspor'un gündemini de konuşacağız tabii ama bu sezon Trabzonspor'un ligi 4. sırada bitirmesini nasıl değerlendirirsiniz? Trabzonspor bu sezon oyun anlamında bir kimlik bunalımı yaşadı. Aslında daha doğrusu bir geçiş oyunu yaptı Trabzonspor sistem anlamında. Buna bağlamak lazım. Kötü başlangıca bağlamak lazım. Edin Irfan bir umuttu. Trabzonspor'da önemli işler yapabileceğini düşünülen akademik bir umut, akademik bir kariyerdi. Fakat olmayınca 8. hafta itibariyle Trabzonspor teknik direktör değişimini yapmak durumunda kaldı ve çok kötü bir yerde Abdullah Avcı takımı devraldı. Kadroda eksilmeler vardı. Önemli oyuncuların gidişi söz konusuydu. Özellikle Sörloth en fazla altı çizilmesi gereken isim. Bunları dikkate aldığımız zaman ve Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon tam öne geçtiği maçlarda 30 puan kaybettiğini dikkate aldığımız zaman bu sezon niçin 4. sırada ligi tamamladığının cevabını daha doğru bir şekilde verme imkanına kavuşmuş oluruz Ceyda. Vermiş olduğunuz haberde Trabzonspor'un daha önce en fazla berabere kaldığı sezonların altını çizdiniz. Zannediyorum 2 sezon 70'li yıllarda kalıyor. Yani 80'i bulmuyor. Bir sezonda 85 yılı. Bütün bu yıllar 2 puan sezonunun geçerli olduğu yıllar. Daha doğrusu yani bir puanın daha kıymetli olduğu sezonlar. Şimdi Trabzonspor'un oraya dönmüş olması aslında bu kaybetmiş olduğu 30 puanlı dönemin ardından savunmasını halletmesi gereken bir takım mecburiyetinin getirmiş olduğu bir durum diye de değerlendirebiliriz. Tabii aynı anda iki şeyi mükemmel yapmanız mümkün değil Ceyda. Şöyle ki Trabzonspor takım halinde savunma yapmayı öğrendi. Abdullah Hoca burada hakikaten çok ciddi bir akademik çalışma yaptı dersek yeridir. Sadece iki stoperle bunu açıklamak doğru olmaz. Trabzonspor bir bütün halinde topun arkasına geçen, yardımlaşan, sistemli oynayan ve o sistem sadakatini 90 dakikaya yayan bir takım görüntüsüne bürünmüştü. Dolayısıyla bu da Trabzonspor'un kaybetmemesini sağladı. Fakat madalyonun diğer tarafı, yani kazanmak başka melekeleri bir arada gerektiriyor. Bir, Trabzonspor net bir golcüye sahip olamadı. İki, Trabzonspor savunma yaparken yeterince tempolu hücum yapamadı. Yani o pas örgüsünü oluşturmaya çalıştırırken set hücumlarında rakip savunmaları açabilecek kadar hem çoğalma hem de tempolu ritimli pas yapma aynı zamanda kaliteli hücum yapma becerilerini o denli geliştiremedi. Bu da bir aşama gerektiriyor. Biraz daha güçlü bir kadro kalitesi gerektiriyor. Ben bunlara bağlıyorum. Yani Trabzonspor'un içinde bulunduğu durum bu sezonu 4. sırada bitirmesini adeta gerektiren bir durum oldu ve bunu da başarısızlık olarak addetmek yanlış olur diye düşünüyorum Ceyda. Ve gelelim tabii önümüzdeki sezonun planlarına Hayri Beşer. İstanbul'da bir transfer zirvesi gerçekleşmişti. Abdullah Avcı yönetimle bir araya gelip listelerini sunmuştu. Tabii taraftar da gözünü önümüzdeki sezona çevirdi. Baker'la tekrar kiralanması konusunda görüşmelerin başlandığı haberini paylaştık. Cornelius'tan bir olumsuz haber geldi. Yani şöyle söyleyelim, Cornelius fiyatında ve bonservisinde fiyat arttırırken Trabzonspor'da hayır bizim bütçemiz bu diye net bir şekilde tavrını ortaya koydu. Önümüzdeki sezona dair transfer öncelikleri nasıl olmalı Bordo Mavilerin? Bir de dikkat çeken bir haber Fanatik Gazetesi'nin özel haberiydi. Sörloth'un tekrar Leipzig'ten bir sezonluğuna kiralanması böyle bir ihtimal de doğabilir mi?
Şimdi şöyle özetleyelim. Bir defa Trabzonspor'da transferi için ismi gündeme gelen oyuncular, bunlar doğru oyuncular. Yani Trabzonspor'a fayda sağlayabilecek isimler. Cornelius öyle. Aynı zamanda Suarez de Trabzonspor'un gündeminde olan forvet transferlerinden bir tanesi. Kanat oyuncularından Gervinho'nun haberini verdiniz. Trabzonspor yönetiminin bütün bu oyuncularla teması söz konusu. Ama biz bir iki hususun altını çizelim Ceyda. Birincisi, Trabzonspor'un bütçesi şu anda bu transferleri yapmaya yeterince kafi değil. Bunun altını çizmemiz lazım. Yani Trabzonspor'un transfer yapabilmesi için mutlaka elindeki oyunculardan bazılarını çıkarması gerekiyor. Burada hemen Uğurcan faktörü aklımıza geliyor. Şayet Uğurcan transferi gerçekleşmezse, yani Trabzonspor Uğurcan'ı iyi bir bedelle satamazsa, belki bu transferlerin önemli bir kısmını gerçekleştirmesi mümkün olmayabilir. Birincisi bu. İkincisi, Uğurcan transferi gerçekleşse dahi Trabzonspor buradan gelecek paranın ancak %30'u, %40'ı gibi bir parayı kullanabilecek. Yani transfer limitinden kaynaklanan da bir sıkıntısı var. Bunun da altını çizelim. Yani bordo mavili taraftarlar şu anda Trabzonspor yönetiminin ne denli zorlu bir transfer mücadelesi verdiğini bilmeli. Şimdi Abdullah Hoca'nın istediği isimler var. Bu isimler zaten medyaya yansıdı. Biz de haberlerimizde iletiyoruz. Bir de yönetimin bütçesi var. Şu anda hocanın istediği isimlerin maliyetiyle yönetimin bütçesi doğru orantılı değil. Yani burada bir denklik söz konusu değil. Bu zorluğun altını çizmek istedim öncelikle. İkincisi, Trabzonspor yönetimi Uğurcan'ın transferinden işte 20-25 milyon euro gibi bir beklenti içerisinde. Ama belki hani 25 değil de 20, hatta 20'nin biraz altı gibi bir rakam dahi Trabzonspor yönetimini tatmin eder. Öncelikle bunu vurgulamak istedim. Bir başka husus Ceyda, Trabzonspor aynı zamanda kadrosundaki bazı oyunculardan da vazgeçebilir. Bunlar hangileri? Wakeme olabilir, Ekuban olabilir, Canini olabilir. Yani 3 oyuncuya da bordo mavili yönetimi tatmin edecek bir teklif gelirse bu oyuncular kadrodan çıkarılacak. Ayrıca Abdullah Avcı'nın da Vakeme'ye çok sıcak bakmadığı belirtiliyor. Ben öyle düşünmesem de bence Vakeme Trabzonspor'un kadrosunda mutlaka olmalı. Bir diğer hususu daha belirteyim. Uğurcan'la ilgili çok ciddi transfer teklifleri konuşuluyor. Ama şu anda kulübe herhangi bir resmi teklif gelmiş değil. Yani bunu da bordo mavili taraftarlar bilmeli. Yani Trabzonspor kesinlikle transferlerini kamp dönemine yetiştirmek istiyor. Fakat gelinen aşama henüz çok çok ileri bir aşama değil. Bunun altını çizmek istedim. Sörloth transferine gelince doğrusu bununla ilgili herhangi bir bilgi sahibi değilim. Şayet Trabzonspor yönetimi yine kiralama yöntemiyle böyle bir transferi gerçekleştirebilirse hem psikolojik anlamda hem de kadroyu güçlendirme anlamında çok çok güçlü bir takviye yapmış olur. Çok teşekkür ediyoruz Hayri Beşer. Kıymetli değerlendirmeleriniz için bir kez daha iyi bayramlar diliyoruz sizlere. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum Ceyda. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.